Kur'an-ı Kerim insanlarda kadri kıymetini bilgileştiğinde biz aytib o'tgan bu dünya matohlarini birontasiga e'timod qilmadi, suyanmadı. Bir bandani ikinci bandadan martabasi balatligini iymon bilan, ilm bilan, amal bilan belgiladi. Astagfirullah. Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan va qoiman yahdaru al-akhirata va yarju rahmata rabbi qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Mana Rabbimiz subhanahu va taoloning nazdida qaysi banda boshqalardan afzal? Nimasi bilan bir banda boshqa bandalardan afzal bo'ladi? Yoki kechalari sajda qilgan va qiyomda tik turgan holda toat ibodat qilguvchi, oxiratdan qo'rqadigan va Parvardigorining rahmatidan, marhamatidan umid qiladigan kishi bilan küfür isyonga g'arq bo'lgan kimsa barobar bo'lurmi? Ayting, biladigan zotlar bilan bilmaydigan kimsalar barobar bo'lurmi? Dar haqiqat faqat aql egalarigina pand nasihat olurlar. Biladigan zotlar bilan bilmaydigan kimsalar barobar bo'lurmi? Hargiz barobar bo'lmaydi. Albatta ilm martabasi birodarlar eng oliy martaba. İmon yo'lga yurgan har bitta banda mana shu qo'ygan qadami ilmga asoslangan bo'lishi kerak. Agar mana shu haqqa qadam bosib ketayotgan odamni birinchi qadamidan oxirgi qadamigacha unga ilm hamroh bo'lmaydigan bo'lsa birodarlar, bu odam to'g'ri yo'lda sobit tura olmaydi. Chunki ilm insonni to'g'rilab turadi. Chunki odam bolasi borki xato qiladi. Toyilib ketishi bor, o'nga so'lga og'ib ketishi bor. U to'g'ri ketyapman deb o'ylaveradi. Agar ilm bo'lmasa, og'ib ketganligini sezmay qoladi. Allohning roziligiga to'g'ri olib boradigan yagona yo'l bu ilm yo'li. Alloh azza va jalla Muhammad alayhisalomga xitob qilib shunday deydi. Astaydu billah. Fa ta'ala Allohul malikul haqq va la ta'jal bil Qur'an min qabli an yuqda ilayka wahyuhu va qur robbi zidni ilma. Haq podshoh Alloh yuksakdir. Ey Muhammad alayhisalom, sizga Qur'on vahiysi bitishidan ilgari qiroat qilishga shoshmang. Va ayting, Parvardigorim ilmimni yanada ziyoda qilgin. Qur'onda bittagina oyat bor, Alloh taolo ziyoda qilgin degan oyat. Ya'ni bandaga Alloh taolo mana shu narsamni ziyoda qilib ber deb so'ragan bitta narsa ilm. Bironta bir o'rinda Parvardigor umrimni ziyoda qilgin, pulimiz ziyoda qilgin, mansabimi, quvvatimiz ziyoda qilgin degan chaqirig'i yo'q Qur'onda. Faqatgina va qur robbi zidni ilma. Ey bandalarim, Parvardigor ilmimni ziyoda qilgin deb so'rayinglar deyapti. Qolgan narsani ziyoda qil deb so'ra degan emas Alloh taolo. Shundan bilsak bo'ladi ilm qanchalar ulug' martaba. Imomul Junayd aytadi. Allohga olib boradigan yo'llarning hammasi haloyiq uchun to'silgan. Faqat Rasulullohning yo'liga ergashgan insonlar uchun ochiq. Ya'ni Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning yo'lini ushlamaptimi? Bu odam har qancha aqlli bo'lsin, har qancha chiranmasin, Rasulullohning yo'lini ushlamagan odam Alloh taoloning eshigini oldiga yo'lni topa olmaydi. Qo'limizda birodarlar kitob va sunnat turibdi. Mana shu ikkita narsa siz bilan bizni dinimizni manhaji, siz bilan bizning hayotimizdagi dastur. Qilayotgan ishlarimizni mana shu ikkita narsa bilan, kitob va sunnat bilan o'lchashimiz kerak. Chunki inson hozatik qilayotgan ishini to'g'ri deb qilaveradi, qilaveradi, og'ib ketganini bilmay qoladi. Agar ilmi bo'lmaydigan bo'lsa. Ilm uning yo'lini to'g'rilab turmasa, adashib ketishligida shubha yo'q. Chunki nafsi bor, shaytoni bor, dunyoni fitnasi bor. Agar oxiratning haqida g'am qilsang birodar, abadiy saodatni, najotni g'amida yurgan bo'lsang, amallaringni kitob va sunnat bilan to'g'rila. Endi kitob va sunnat bilan to'g'rilashlik uchun avval u kitob va sunnat ilmidan xabardor bo'lish kerak. Kitob va sunnatni o'zimizga andoza qilib, o'lchov qo'yishimiz uchun avvalambor ularni o'rganishimiz kerak. Chunki kallangizga kelgan har bitta fikr to'g'ri bo'lavermaydi. O'yingizga kelgan har bitta fikr kitob va sunnatga tushavermaydi. Aqlingizni ham, fikringizni ham mana shu ikkita narsa bilan to'g'rilab olishingiz kerak, kitob va sunnat bilan. Mana Alloh taolo siz bilan bizni tavba qilishga buyurgan.
özü tavba kılış için hem ilim gerek. Ne için? Kıyan işinizi günah ekenliğini bilseniz keyin tavba kılasınız da. Kılıyken işinizi günah ekenliğini bilseniz tavba kılasınız. Eğer günah da bilmeseniz ne kadar tavba kılasınız? Demek tavba kılışlığının birinci baskışı, birinci kademi ne mekan? İlim. Akeler ilim olmasa musibet. Adam halal bilen haramda parka gebarsın. Neme mümkün, neme mümkünmez bilsin. Doğru ve natoğru degen nesillerden acilatı olsun. Şunda nimana kabul kılış gerek, nimana kabul kılmaslık gerek. Şunda farkı gebaradı. Ulamalar açışadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iktida kılmasından her bitti kılgen işin, bu seni havai hakşin, havai nafsin. Ya Resulullah ne? Sünneti bilen, uzatını bergen ilmi bilen bir gebalasan, ya ki havai nafsin bilen. Üçüncü yolu yok. Aytiladi, sünnet ergashilmasdan qilingan her bitti amal botil bo'ladi. Demek sünnetni bilishlik kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning siyratlarini o'rganishlik kerak bo'ladi. Modomiki payg'ambarimizning qilgan her bitti ishi bizga shariat ekan, her bitti buyrug'i qaytarg'i shariat ekan, her bitti bir fe'li so'zi shariat ekan, u zotning sünnetini o'rganishimiz kerak. Siyratini o'rganishimiz kerak. O'tirib ko'rishlik sünnetmi? Ya ki tike turup görüştüğü sünnet mi? Bizge oturup görüştük sünnet degen haber geldi. Demek mecliste oturganımızı Burak yerde oturup görüştük. Sünnetge amal kıldık. Yakşı. Şimdi cöreler oturup biz 25 yekirgen yigitler. Kelile yigitler de dua bergeni dede eskirdi. 20 yekirgen ballar kelin hacak edip de oturup görüştü yaptı. Ali Asakal hemen bana görüşüp çıkıp oturup dua verip çıkıp gitti. Çıkıp ne dedi? Ne dedi? Cörelerin bir adab eken dedi. E dedi sünnet bu dedi. E balam bir adablik sünnet mi dedi? Turup görüşe edese terk sünnet opkaladı. Oturup görüşe edese bir adablik bol yaptı. Saval. Ne? Sünnet bir adablik mi? Yok, bir adablik maz. Aynı adab sünnet. Sünnet bu adab, adab bu sünnet. Siz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin bitti hadisini işittiniz. Yani Peygamber aleyhisselam'ın şu meselede etken başka hadisi yan var, onu bilmiyorsunuz. Resulullah'ın hayatında bir mevkif var, vakıya var, onu bilmiyorsunuz. Şunu yapsınız mı? Bitti hadiste, ya ki bitti nesini eşitip durup, şu bilen tohtavayan adam muammaya girip kalışı mümkün. Banu Kurayza'nın üstünden hüküm çıkarışı için Resulullah Mescid-i Nebevi'de cerahatlarını biyatken Sa'd ibn Muaz'ını ap geltirdiler. Bu uluk sahaba ana şu ulağın minişke yaramagen idi. Cerahatı tüfeğilik nasil kege salıp bızıtıldı. Şu eşeğe üstüye koyup ap gelişti. Hemen ansarlar oturuşken idi. Resulullah Sa'd ibn Muaz kegen idi. Kum oğlu seyyidi kavmikum dediler. Kavmingizini seyyidi için türüyle onlilerden. Haa. Turuşam sünnet ekene, kegen adamın hürmeti, itibarı, mevkifige, münasır muamele kılıp turuştigem sünnet eken. Demek siz fakat gene oturup görüştük sünnet degen gelip de eşit durup, ikinci sünnetten haberiz olmasa, bir adabliydi kıp durup sünnet kemal kılı yapman değilsiniz. Bana şuna seni ilim değil adı buradalar. Çünkü buradalar ilim, o siz bilen biz bilgenle narsamaz. İlim biz işi, biz örgengen arası ilimde deli bir faizidir, yarım faizidir eteli ki beni bilgenimden köre bilmegenim köprak. Öyle bu sünnette bir zaman üç yaşlıyken misalda oturup görüştüken sünnet eken, turup görüşen sünnet eken. Enzilin nese manazile hum degenler Resulullah başka hadislere de adamlarını özlerge lağıyı boyanca yotkiziler. Yani adamlarda özü gereşi muamele kılıyorlar degenler. Mesela yurtun rahbarı geldi. Kavmda bir peşvası uluğu geldi. Bana şu kışlağına aksakalı geldi. Aksakal yürüyün aldı ya. Sahabalar Allah bilen kendi muamelede buluşken. Husnu adabda, haybet ve davami murakabada. Muhammed Aleyhisselam bilen kendi muamelede buluşken. Sünnetin üçleş ve ilimli özlerine lazım tutuş bilen. Allah'ın evliyalı bilen kendi muamelede buluşken. Ularga hizmet kılış bilen, ularını hürmet kılışıyla bilen muamele kılıp duruşken. Özünün aileler bilen kendi muamele de buluşken sahabalar. Güzel hulk bilen,
husnu muomala bilan. Birodarlari bilan qanday muomalada bo'lishgan? Ochiq yuz bilan, bashoshat bilan. Johillar bilan qanday muomalada bo'lishgan? Ularga rahmli bo'lish bilan, duo bilan. Uchinchi, kimlardir g'ibat qilsa, kimdir nojoya muomalani qiladigan bo'lsa, Allohni tanigan odam ularni qarg'amasdan, ularga bir rahmdil bo'lib, ularga rahmi kelib, haqqiga duo qilib qo'yishlik kerak. Parvardigor insof bergan ularga ham. Sahobalar o'zlarining nafsi bilan qanaqa muomalada bo'lishgan? Nafsiga muxolif bo'lishgan. Nafsi xohlayotgan ishni teskarisini qilishgan. Shayton bilan qanaqa muomalada bo'lishgan? Shaytonni o'zlariga dushman deb bilishgan. Yana aytiladi, kim o'zining nafsiga so'zida, fe'lida sunnatni amir qilib olsa, so'zi hikmatli bo'ladi. Kim o'zini nafsiga havosini amir qilib olsa, bid'atni gapiradi. Astagfirullah billah. Qul ati'ullaha va ati'ur-rasul fa in tawallaw fa inna ma alayhi ma humila va alaykum ma humiltum va in tuti'uhu tahtadu va ma alar-rasuli illa al-balaghul mubin. Ayting. Allohga bo'yinsuningiz va payg'ambarga bo'yinsuningiz. Endi agar yuz o'girsangizlar, bas payg'ambar zimmasida o'ziga yuklangan narsa bordir. Sizlarning zimmangizda esa o'zlaringizga yuklangan narsa, payg'ambarga bo'yinsunish bordir. Agar unga bo'yinsunsangiz, hidoyat topursiz. Agar payg'ambarga bo'yinsunsanglar, keyin hidoyat topasizlar. Payg'ambar zimmasida faqatgina yetkazib qo'yishlik bor. Oyatning dalolati qat'iy. In tuti'uhu tahtadu. Agar unga itoat qilsanglar, bo'yinsunsanglar, shunda to'g'ri yo'lda bo'lasizlar. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga. Yana aytiladi, ilm boshliqdir. Xavf esa yo'llovchidir. Ilm boshlaydi, xavf sizni yo'llaydi. Nafs mana shu ikkitasining o'rtasida qaysarlik qiladi. Nafs qaysar narsa bo'ladi. Aldaydigan bo'ladi, itoatsiz bo'ladi. Undan ehtiyot bo'lish kerak. Agar insonning ilmi Allohga yetaklasa, Alloh bu bandani musibatlardan saqlab qo'yadi. Chunki Robbimiz subhanahu va taolo aytayaptiki, ustingizga nima musibat kelsa, bu o'zingizlar qilgan ish tufayli yetadi dedi. Mana buni bildingiz siz, shu ilmdan xabardor bo'ldingiz. Demak, nima xato bo'lsa sizdan shunga musibat kelar ekan. Endi mana shu ilmingiz sizni shu xatoni qilmaslikka olib boradi, binobarin Alloh tomonidan musibat kelmasligiga sabab bo'ladi. Allohni sizga tanitadigan ilm ustingizga keladigan musibatlarni daf qiladi. Agar insonning ilmi Allohga yetaklamasa, Allohdan qo'rqishlikka olib bormasa, Alloh taolo bu bandaning ustiga musibatlarni yuboradi. Nima uchun? Nima uchun musibat? Allohga kerakmi musibat yuborish? Yo'q. Bu bandani Alloh taolo o'zini eshigini oldiga olib kelishligi uchun. Solih bo'lgan, qo'lidan kelganicha taqvodi qilayotgan, xatolardan uzoq bo'layotgan bir mu'min bandaga musibat kelsa, bu bitta bir holat. Gunoh ma'siyatga botib ketgan bitta banda ustiga musibat kelsa, ikkinchi holat. Birinchi holatda Alloh solih bo'lsa ham Alloh ustiga musibat bergan bo'lsa, bu uning darajasini ko'tarishligi uchun berildi. Ikkinchi holatda fosiq, fojir bo'lib turganda ustiga musibat kelsa, Alloh bu bandani o'zining eshigiga qaytarishligi uchun berdi. Ikkala holatda ham musibat iymoni bor mu'min odam uchun foyda bo'lyapti. Bittasini gunohdan to'xtalishiga, ikkinchisini darajasini ko'tarilishiga. Qarang-da, payg'ambarimiz aytganlardek, ajabali amril mu'min dedilar Rasululloh. Mu'minning ishiga hayronman. Yaxshilik kelsa ham uni foydasiga, yomonlik kelsa ham uni foydasiga. Yaxshilik kelsa shukr keltiradi, Alloh rozi bo'ladi. Musibat kelsa sabr qiladi, unda ham Alloh rozi bo'ladi. Bu faqat mu'minga berilgan fazilat. Demak, siz Allohning eshigiga iymoningizdan, Allohga bo'lgan muhabbatingizdan kelib chiqib yaqin kelasiz yoki Alloh tomonidan berilgan musibat tufayli Allohning eshigiga qaytasiz. Allohga muhabbatingizdan kelib chiqib turib Allohning eshigiga yaqin kelasiz ixtiyoringiz bilan yoki Alloh tomonidan kelgan balo tufayli majbur kelasiz Allohning eshigiga. Qaysinisining martabasi balatroq? Birinchisimi? Biz qaysi bilan keldik? Qaysi yo'l bilan keldik?
İhtiyarımız bilen mi? İhtiyarınız bilen kegenlegiz birader, bilip koyun. Cüda köp balalarını üstüge gelişinizde tost durup da. Üçüncü neti yaptı. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ Nime musibet kese? Öz yine kegençin tüveli geldi. Yani ben köpünü keçirip durayım ben. 10 hata oldu, bittesi Allah ceza verdi. Şu bile 10 tane yuvardı. Eğer her bittesi yuvar yanında musibetti. Avar yok götüp, tırık oldu, esini yıkmadı. Bir dertli verdi Allah da Allah. Yani kaytardı, esini yıkmadı. Bunlar bari signal idi. Lekin nime kılmadı onu? Düşünmedi. Allah'ın muhabbetin, imanın sebepli kegenin kayada yu, musibet sebepli kegenin kayada. Ulamalar aytishadi, Allah'ın şifahanası da, Allah Ta'ala'nın aptekası da, darılar juda ham ko'p. Öşü darı açık oladı. Lekin içlik kerek, kasaldan kutuluşluk için. Şunun için Allah Ta'ala siz bilen bizge bana şunu bir musibetini verse, bu bir açık darı yokuşarken ki, öşünü içsek, tüzelemiz. Milyonlagen sebep tüfeli insanın hayatı cahim gelenip yetişim mümkün. Şunun için eğer insanın ilmi, şu insanını Allah tamamen getirilese, Allah bu bandasının kalbine sakinetini ata kıladı. Yakşilik kegende hem hatırcam kalbi, musibet kegende hem hatırcam kalbi. Günahlarım ya kefaret buldu. Bunu bir hikmeti var. Bu iş beciz bulmadı. Özünden bir ütüp aldı da dedi de. Öşünü hem hatırcam. Çünkü günahlar yine mi buldu? Kefaret buldu. İlim. İlim tüfeli buradalar insan özünü adaşkenin anlaydı. Cahilliğin anlaydı. Şimdi Allah'tan korkadı. Ve bana şu korkuyu Allah'ın dergahı yedilip geledi. İlim iki yıl buladı. Allah Subhanahu wa Taala'nın özüden alingen ilim, mahlukatlardan alingen ilim. Biz bar hayat hay bogan, abadi hay bogan, Halık Subhanahu wa Taala'dan ilim alamız. Şimdi Allah'a iman keltirmeyenler, özlerine yoşagan adamlardan ilim aladı. Adamların ilimleri birbirlerinden buladı. Biz Allah'dan alamız ilimde. Bu kainat hakkında buradalar dünya hayatının ne mi ekenliği hakkında adamların fikirlerini bildirip yapırken. Bu dünya hayatı deptirip filosoflar var, allamalar, danışmanlar var. Dünya hayatının ne mi ekenliği hakkında adamlarını yapırken yapırken var. Şimdi bana şu dünya hayatını yaratken Allah Ta'ala'nı yapırken yapı var. Dünya hayatı ne mi ekenliğini adamlarını yapırken örgünemiz mi? Peki şu dünyanı yaratken Allah'ını yapırken mi? Yani kimdir açışı mümkün? Kitab-ı sünnet durgen de başka nesene ne makil hemen? Doğrudan doğru ikalasını alıp kete oraman. Brother, eğer sen kitab-ı sünnet marifatige, ilmige, biparva buladiyan bu sen, sen gır cahil adam ekensin. Kitab-ı sünnet durgen de kogen nesene ne makil hemen diyeken bu sen, bu ilimde ne makil düşünmemsen. Sen etekken sözün gır cahili söz. Sen bilen menge, Resulullah'ın hadislerini yetkizip vergen insanlar, alımlar bulmagene de sünnetin nümelgeni kaydan bilir edik. Resulullah'ın kıygen ibadetleri, ulamalar ana şu ibadetlerini siz bilen bizge nakıl kıvemegene de kayerden alır edik. Şunu değil ama kitabı sünnette özü yete deyken adam gır cahıldı sözünü ayeti yaptı. Sen iblamiysen kitabı sünnette özünü şap amel kıp gitkeni. Men bu ilimle doğru gelmeyeyim ben. Sebabı beni kalbim taze. Kur'an'ımla hadis durup da şu bulan kete oraman. Adaş esen buradar. Adaş esen. Madem ki sen Allah'ın razıyını halarken sen, Allah'ın dini de haklı yolda turuşu da halarken sen, Allah'ın şeriatı da mahkem turuşu da halarken sen, Kur'an ve sünnetini siz bilen bizi talim vergen şer'i ilimlerine mahkem üçleştiğimiz gerek. Ulamalar yolunu üçleştiği gerek. Eğer bana şu Kur'an'ını kendi düşünüş gereğiyle örgüt adı adamdı, kabul kımasın. Sünnetini ne ekenliğini sen örgüt adı adı, oğlumlarını yapını çekeye sürü adı adı bu sen. Ne mi bilen kolasan, bilesen mi? Nafsin bilen kolasan. Havayı bilen kolasan. Falsefeyi bilen kolasan. Fikri bilen kolasan. Bu halette anık adaşasan. Bana hazır silahemin oturup salon verişliği bilen, turup salon verişliği de ait deme. Eğer siz tike turup görüştüğüm sünnet ekeni gibi bilmesiz. Oturup görüştüğü sünnet desiz. Şu sünnetiz görgü atadığın
ulamolarni inkor qilsiz, hadis oyat yetadi degan bo'lsiz, tushunyapsizmi qana xatarga kirib qolasiz? Alloh taolo aytadi, astagfirullah, fadalikumullohu robbukumul haqq, famaza ba'dal haqq illa dalal, fa anna tusrafun. Bas, mana shu Alloh haqiqiy parvardigoringizdir. Haqiqatdan keyin esa faqatgina yo'ldan ozishlik bor. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.